31 Ağustos, 6 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Ve koçlar, değerli koçlar, umarım iyisinizdir, huzurdasınızdır, keyiftesinizdir. Ama bu hafta özellikle insanlarla ilgili iletişimde biraz gergin anlar yaşayabilirsiniz. Ve kafanızda bazı dengeleri yorup ve insanların tavırlarından rahatsız olabilirsiniz. Yani bu hafta bence biraz daha insanları inceleme, kim dost, kim arkadaş, kim aile canlısı diye böyle bir kafayı gözden geçireceğiniz bir hafta olacak. Ama şunu demek istiyorum. Özellikle kendi aileler arasında, büyük aileler arasında yaşanan bazı mal konuları biraz gerginlik yaratıyor. O yüzden bence siz zaten detaycı ve takıntılı ve gözü kara bir enerjisiniz. Yani ailenizin yaşadığı olayları bence dinlemeyin. Evet, dinlemekten yorulduğunuz için dinlemeyin, onu da başta söyleyeyim. Çünkü bazı şeyler sizin alt beyninizde öfke yaratmış. Bir öfke enerjisi, nefes terapisi, yoga, meditasyon size çok iyi gelecek. O yüzden değerli koçlar, bu hafta sinirlerimizi yumuşatacağız. İletişim problemlerimizi düzeltmemiz lazım. Ama şöyle söylemek istiyorum. Özellikle işinizle alakalı yenilenilecek bir haftayı daha değerli bir kılacaksınız. Yeni bir iş kapınız ya da yeni oluşmasını gerektiren bir sistem sizi mutlu edecek gözüküyor. Uzun süredir de kendi kariyerinizle alakalı almak istediğiniz bir yüksek lisans, yabancı dil eğitimi kafanızda geçiriyorsunuz. Bunu da yapmanız gerekiyor. Bence şöyle demişim koçlara. Evet koçlar, sizin yönetimle alakalı yaşadığınız gerginlikler ve burayı bırakma hedefleriniz var ama alternatif bir teklif size çok doğru sonuç getirecek. Biraz daha sabırlı olun demişim. Özellikle iş problemi ve evde olan koç burçlarına da Eylül sizin için çok doğru bir başlangıç ve hedeflerinizle alakalı noktada iş probleminiz, beklediğiniz sınavınız ya da 6 Eylül'e kadar hedeflediğiniz bir sınavınız varsa bunda çok başarılı ve aydınlık olacaksınız ve devlet kapısı ile ilgili girmek istediğiniz bir sınavınız dahil varsa başarı aydınlığınız var gözüküyor. Bir de uzun süredir özellikle ailenizle alakalı yaşanan gerginlikler dışında burada bir de ev konunuz, toprak konunuz var. Bununla ilgili de teyze ya da dayılarla alakalı yaşanacak bir olumluluk süreci var. Olumsuzluk değil. Bunu da değerlendirdiğiniz takdirde bir ev niyeti olan bazı koçlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle mide asitleriniz, göğüs kafesinizde tıkanmalar ve geniz eti problemleriniz söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Evinizle alakalı yenilenmesini istediğiniz özellikle hani yemek masası, sehpa ya da ahşapla alakalı yenilenme çocuklarınız için masa olabilir. Böyle bir aydınlık karar vereceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Bir de ilişkiler konusunda karı koca hayatında bazı yaşadığınız gerginlikler biraz sizi huzursuz yarattı ve huzursuz yarattığı için de ciddi anlamda biz ne zaman düzeliriz? Artık her şey çok ters gidiyor. Maddi olarak da ters gitmeye başladık. Bu hafta birbirimizi anlamaya, dinlemeye, biraz daha hani bazı hedefleri daha belirleme haftamız olacak. Özellikle de ilişki psikopan ve uzun süredir görüşmeyen sevgilinizle alakalı yaşadığınız ya da eşinizle ilgili yaşadığınız kırgınlıkta biri özür dileyecek ama bu ilişki bitmişti. Boşuna hedeflenmeyin. Ama yeni alternatif enerjilere adapte olun. İçinizdeki, ruhunuzdaki sözleri ya da söylenmesini istediğiniz şeylerle ilgili ciddi anlamda bir rahatlayacaksınız. Son zamanlarda da şöyle demişim bazı koç burçları için. Beklenmedik ufak tefek paralar sizi tatmin edecek ve bir tatil değil de kafa dinlemeci bir hafta sonu, bir cumartesi pazar günü kafanızı dinleyeceğiniz bir enerji size iyi gelecek. Uzun süredir kırgın olduğunuz bazı dostlarınızdan güzel bir diyalog var. Ama size şey demişim. Özellikle bu hafta göze gelebilir, nazara gelebilirsiniz. Nazar enerjiniz çok fazla var. Mutlaka ya Fettah ya da Nas Felak ve Ayetel Kürsi mutlaka düzenli olarak bu 7 gün boyunca okursanız üzerinizde ufak tefek kazalar için yardımcı olacağını söyleyebilirim. Bir de çocuk tedavisi gören koçlarda sürpriz bir çocuk oluşum evresine gireceğiz. Mutlulukta kalın, yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgiyle kalın, huzurda kalın, aşkta kalın.